Öncelikle böyle bir raporun açıklanışında ilk gününde raporun detaylarını birazdan dinleyeceğiz. Burada olmaktan memnuniyetimi ifade etmek isterim. Raporun çok önemli sonuçları, bulguları, çok önemli tartışma konularını ortaya atacağını düşünüyoruz. İnşallah beklentimiz o yönde. Tabii ki ilke gibi derneklerin, yüksek öğretim gibi Türkiye'nin en önemli konularından birisiyle ilgili rapor hazırlaması da ayrıca önemi haiz. Çünkü sivil toplum örgütleri bu gibi konuları ele attığı sürece inşallah Türkiye'nin geleceğinden çok daha ümitli olabiliriz. Yüksek öğretim konusunda Türkiye'de bir vizyon belirleme çabaları var. İşin doğrusu çok güzel işlerde yapılıyor. Fakat böyle kapsamlı bir şekilde geleceği biraz daha sağlam okumak suretiyle bir vizyon ortaya konulması ve üniversitelerin bu vizyon çerçevesinde yeniden yapılandırılması önemli. Bu konuda belki benim söyleyeceğim şeylerden birisi, yüksek öğretimle ilgili her ne konuşuyorsak bunu finansmanıyla birlikte, finansman yöntemleriyle birlikte konuşmamız. Zira bir reformdan bahsedeceksek ve bu bir başarıdan geleceğe taşımaktan bahsedeceksek mutlaka finansman yöntemleriyle birlikte ele almamız gerekiyor. İnşallah bu raporu dinleyeceğiz. Hayırlı sonuçlara vesile olmasını dilerim. İlkeye de böyle bir önemli konuda rapor hazırlama çabasına girdiği için teşekkürlerimi arz ederim.